Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, sevgili arkadaşlar, inşallah ahlakla alakalı Resul'ün şahsiyetinden yola çıkarak Ramazan'da da daha güzelleştirdiğimiz şahsi huylarımızı, davranış ve ahlakımızı tekrar bir gündeme getireceğiz. İnşallah hayatımız boyunca güzelleştirmek zorunda olduğumuz ahlakımızı zirveye doğru tırmandırmaya gayret edeceğiz. Bugün Kalem Suresi 4. ayette Estağfirullah ve inneke le ala hulukin azim diye Resul-i Ekrem'e ifade buyrulan ayet ışığında Resul'ün ümmeti olarak bu ayetin örnekliğinde Resul'ün ahlakını hepimiz bir model alacağız. Güzel ahlaklı olmaya gayret edeceğiz. Allah Resulü daha peygamber olmadan sıradan bir insan iken toplum tarafından ahlaki özelliklerin farklı olduğu değerlendirilerek onun sıradanlığı ahlaki özelliklerle çok farklı boyutta toplum tarafından da gözlenmişti ve öyle değerlendiriliyordu. İnsan insandır, cahiliye insanı da olsa güzelliği tanır. Vicdan yönüyle, fıtrat yönüyle ahlaki güzellikleri mutlaka gıpta ile bakar, onlara özenir. Başkasına vermediği bir ismi Muhammed'e takmışlardı onlar. Muhammed sıradan bir Muhammed değildi onlara göre. Muhammed el-Emin idi. Muhammedül Emin. Yani güvenilen, emanetler rahatlıkla kendisine tevdi edilebilen, her yönüyle itimat edilen farklı bir şahsiyet. Güzel ahlaklı, örnek ve güvenilir bir Muhammed. Daha Resul olmadan güvenilecek bir tablo çizmiş ve ahlaki yönüyle toplumun başkasına vermediği takdirini kazanacak duruma gelmişti. İşte peygamberlikle müjdelendiğinden sonra ilk ayetler Hira mağarasında İkra diye başlayarak geldikten sonra topluma ben Allah'ın Resulüyüm diye tebliğ edince onun hiçbir zaman yalan söylemediği, hile yapmadığı, insanları kandırmadığı, güvenilir, el-emin bir şahsiyet olduğu anlayışıyla vicdanı kirlenmemiş, fıtratı bozulmamış insanların rahatlıkla iman edeceği bir tablo ortaya çıkıyor. Diğer insanların da bazı noktalarda ahlakının güzel olması söz konusu olabilir. Bir kimse cömerttir söz gelimi, diğer bir kimse yardımseverdir, bazı insanlar sabırlıdır, bazı insanlar mülayimdir ama bütün güzel ahlakı kendisinde toplayan ne zamanımızda ne daha önce peygamberlerin dışında kimseyi bulamıyoruz, göremiyoruz. Güzel ahlakının yanında hiç de sevilmeyen yanlış tutumları, yanlış ahlaki tavırları nice insanlar biliyor. İşte Resulullah'ın ahlakı bütünüyle güzeldi. O eş olarak, baba olarak, dede olarak, komutan olarak, devlet başkanı olarak, peygamber olarak, öğretmen olarak, tüccar olarak her yönüyle en güzel ahlakın ayrı ayrı dallarında en örnek şahsiyet olarak temayüz etmişti. Yani hiçbir konuda ahlaki zaafı yok. Bu nübüvvetten önce belirginlik olsa da esas onun ahlakı nübüvvetten sonra mükemmel oldu. Allah onu terbiye etti. Kur'an onu terbiye etti ve ahlakı nedir diye sorulunca Ayşe annemizin ifadesiyle ahlakı Kur'an olan, canlı Kur'an olan, ayaklı Kur'an olan bir şahsiyet oluvermişti Resul-i Ekrem. İşte onun ahlakından yola çıkarak bugün ahlak konusunu gündeme getirmeye çalışacağım inşallah. Ahlak, huy kelimesinin seciye, karakter, davranış kelime anlamını içeren hulk kelimesinin çoğuludur. Yani huylar, seciyeler, karakterler anlamına gelir. Bir hedef için kişinin özgürce yaptığı davranışları, iyi huyları içerir ahlak kelimesi. Aslında sadece iyi değil, iyi kötü, güzel çirkin, bunların ne olduğunu teori ahlakı olarak gündeme getirir. Ve ahlak ilmi aynı zamanda ahlakın kaynağının ne olduğunu ne yapar? Açıklar. Allah Resulü'nün ahlakı müminler için en model olan
tatbik edilmesi gereken örnek ahlaka sahip olan Resul'ün ahlakıdır. Bu Ahzab suresi 36. ayette de vurgulanır. Allah Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır manasında. Hepinizin bildiği لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diye başlayan ayetler. Buna biz İslam ahlakına tevhidle bağlantısından dolayı La ilahe illallah ahlakı da diyebiliriz. Yani imanın tezahür ettiği, ahlak özelliği ile yansıdığı tevhid ahlakı. İmanla, tevhidle ahlakın kopmaz bir bağı vardır. İlk inen ayetler iki konuyu işler. Ya imanı veya ahlakı. Ahlakla ilgili hususlar, imanla ilgili inen ayetlerle at başı gelir bir nevi. İbadetlerin çoğu henüz emredilmemiştir. Emirler ve yasaklar, ahkam ayetleri gelmemiştir Mekke'nin ilk dönemlerinde. Ama tevhidle ilgili ve ahlakla ilgili vurgular ısrarla emredilir. İmanla ahlak arasında bağları ayet ve hadislerde de görüyoruz. Mesela şu hadisi hemen aklımıza getirebiliriz. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, tercih ettiğini, kardeşi için de sevmediği müddetçe iman etmiş sayılmaz. Dolayısıyla bir müminin bencil olmaması, kendisi için istediği güzellikleri başka kardeşleri için de arzu etmesinin, yani ahlaki güzelliğin imanla bağı vurgulanıyor. Böyle olmadıkça sizden biri ne olmaz? Gerçek anlamda iman etmiş olmaz deniliyor. O yüzden İslam ahlakı her şeyden önce tevhidi esaslar üzerine ikame edilir. Tevhid nedir? Hepimizin bildiği gibi Allah'tan başka ilah olmadığının hem kalple tasdiki, hem dille ikrarı ve hem de imkan nispetinde organlarla, amelle ispat edilip hayata geçirilmesidir. Tevhidi bedenle harekete geçirmek, bedenle söyletmek demek bir nevi. Peygamberlerimizin de görevleri Allah'a kulluğa davet, tağuttan sakındırmak olarak, La ilahe illallah'ın hayata yansıması olarak gündeme getirilir. Resuller tevhidi mesajı hem gündemleştirirler hem de hayata geçirirler. Tevhid neydi? Allah'la ve Müslümanlarla bir antlaşma demekti tevhid. Yani Allah'la antlaşma yapıyorsunuz. La ilahe illallah deyince siz Allah'a kulluk yapma sözü veriyorsunuz. Ona teslim olma, ondan başkasını ilah kabul etmeyip Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmama ve Allah'a kulluk yapma sözü veriyorsunuz. Allah da size dünyada yardım edeceğine, ahirette de sonsuz nimetler manasında cennet vereceğine dair antlaşmanın diğer tarafını teşkil ediyor. Müslümanlarla bir antlaşma, Müslümanları kardeş kabul ediyorsunuz. Birbirlerinizi dost ve veli kabul ederek yardımcı olma sözü veriyorsunuz. Tevhid bir kimliktir aynı zamanda. Dünya görüşüdür, hayat biçimidir, prensipli olmaktır tevhid. Ama maalesef abdesti bozan şeyler önemsendiği kadar tevhidi bozan hususlar gündemleşmiyor ve önemsenmiyor. Dolayısıyla böyle önemsenmeyen toplumun İslam toplumu olmaktan ziyade cahiliye toplumuna benzemesi daha belirgindir. Namaz, ahlak veya memleketin düzelmesi gibi hususlar imanın ve ahlakın sağlam olmadığı bir yerde delik kabın suyla doldurulmaya çalışmasına benzer. Tevhid dünyaya bir nevi meydan okumaktır. İslam dışı dünyaya meydan okumaktır. Bir yönüyle tebliğ, bir yönüyle tehdittir. La ilahe illallah. Çünkü isyanı öne çıkartır. La diye başlar iman. Hayırla, itirazla, kabul etmemekle, red ile başlar imanla ilgili tevhidin ilk kelimesi. Tevhid, insanların içeriğini tam bilmediği için ondan uzaklaştığı, korktuğu bir husus gibi geliyor. Yani İsrail Türkiye'den korkmuyor, Arap ülkelerinden korkmuyor ama tevhid ehli çocuk yaştaki gençlerden korkuyor. Yani Allah'tan başka ilah tanımayan ve her şeyini Allah uğrunda feda edebilecek
tevhidi zihniyetten korkuyor. Ama tevhid aslında bilinse ki korkulacak bir şey değil, sarılınacak bir şeydir. İnsanın dünyasının ve ahiretinin kurtulmasının simgelerini ifade eder. Tevhid huzurdur, kolaylıktır, dünya ve ahiret saadetidir. Şirkse bir hastalıktır, arızadır, zillettir. Kula kulluktur şirki ve küfür. İnsan inanmadan, ibadet etmeden rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşayamaz. Çünkü bedenin nasıl gıdaya ihtiyacı varsa ruhun da ibadete, Allah'a kulluğa öyle ihtiyacı var. Ya Allah'a ibadet edecek insan, kulluk yapacak, ya Allah'ın dışında başkalarına. İşte şirk başkalarına ibadet etmenin, tapınmanın bir adıdır. Allah'a inansa bile. Şirk namazda yönelinen ilahın ayrı, günlük hayatta yönelinen ilahın ayrı olması gibidir. Bir de ittiba şirki vardır. Tabi olunarak Allah'ın indirdiği hükümlerin dışındaki başka kanunlara, hükümlere tabi olunarak tağutların baş tacı edilmesiyle oluşan ittiba şirki. Toplumu şirke götüren hurafeler, tağutun hakimiyeti ve cehalet gibi unsurlar izale olmazsa toplum tevhid toplumu olmaktan rahatlıkla çıkmış sayılır. Evet, ahlakı işte güzelleştirmenin yolu, ahlakın kaynağı olan Kur'an'ı anlayıp hayatımıza geçirmek, yaşamak ile olur. Ahlak öğrenilmekten ziyade, gündemleştirmekten ziyade yaşanılacak bir özellik. Ahlakı kural olarak öğrensek, başkalarına rahat anlatabilsek, ahlaklı olmuş olur muyuz? Yaşamadığımız müddetçe olmayız. Ahlak o yüzden yaşanılacak bir şeydir. Hani çocuklarınıza, talebelerinize ahlaktan bahsetmeyin. Ahlaklı olun. Çünkü onlar sizin bahsettiklerinize değil, yaptıklarınıza tabi olacaklardır diye bir sözü unutmamak gerekiyor. Bir zamanlar ahlak dersi yapıyordum. Orta yaşlı insanlarla, 30-40 yaşlarında ortalama olarak arkadaşlara ahlak dersi yapıyordum. Zannediyorum 30-35'te mevcut vardı. Dedim ki birinci derste genel giriş yaptıktan sonra haftaya bir ödev veriyorum size. Ödeviniz şu, herhangi bir yazı yazmayacaksınız, bir çalışma yapmayacaksınız ödev olarak. Ödev olarak bir hafta boyunca önümüzdeki derse kadar hiç yalan söylemeyeceksiniz. Zor bir ödev mi vermişim bilmiyorum. Sizler ne dersiniz bu konuda? Evet, ve size böyle bir ödev verilseydi ne yapardınız? Halbuki Allah bize bu ödevi bütün hayatımız boyunca uygulamak üzere verdi. Ben bir hafta boyunca bu ödevin yapılmasını istedim arkadaşlarımdan. Ertesi hafta derste ödevlerini kimler yaptı dedim. Hiç kimse parmağını kaldırmadı 35 civarındaki arkadaştan. Tekrar hiç kimse kaldırmadı. Dedim ki arkadaşlar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum hepinize. Hiç olmazsa ödevimi yaptım diye yalan söylemediniz. Yalan söylemedim bir hafta diye bu yalanı söylemediniz. Ama unutmayın bir hafta boyunca yalan söylemeden yapamadınız. Ahlakın daha niceleri var. 100 civarında ahlaki emir ve yasaklardan kaçınma var. Siz bir tanesini bir hafta boyunca bile uygulayamadınız. Benim derse katılan arkadaşların durumu böyleydi. Acaba bizler, sizler nasılsınız? Sormuş olsam geçen haftadan bu yana hiç yalan söylemeyen var mı içinizde diye. Gerçekten yalan söylemeden, ben yalan söylemedim bir hafta boyunca diyecek arkadaşlar varsa şimdiden tebrik ediyorum. Tabii bir hafta boyunca veya yıllar boyunca yalan söylememek ahlaki özelliklerin işte 50-60 tane varsa bunlardan bir tanesini yerine getirmektir. Diğerleri gıybet etmeyecek, bir arkadaşın kalbini kırmayacak, alay etmeyecek, iftira atmayacak, kimseyi kandırmayacak,
ve benzeri davranışlar, insanlara kibar davranacak sevgi ve saygı ölçüleri içerisinde, yani ahlaki güzellikleri, erdemleri yerine getirmek. Mesela özür dilemek bir hata ettiğimizde, teşekkür etmek bir iyilikle karşılaştığımızda ve Allah Resulü parmağına taktığı yüzüğüne 3 tane madde yazdırmış. Ki yüzüğüne baktığında onları hatırlamak için. Nedir onlar bilir misiniz? Vermeyene ver, gelmeyene git, sana haksızlık yapanı affet. Vermeyene ver, gelmeyene git, haksızlık yapanı affet. Allah Resulü'nün kendisine uyarıda bulunduğu, kendisine hatırlatma açısından yüzüğünün kaşına yazdırdığı ifadeler. Verene herkes verir, sen vermeyene vereceksin. Gelene herkes gider, sen gelmeyene gideceksin. Hani iyilik yapan, iyiliğe karşı iyilik her kişinin kârı, kötülüğe karşı iyilik işte o er kişinin kârı denildiği gibi. Ve haksızlık yapan, zulmeden bir mümin, mümin ise eğer, onu da affedeceksin. Böyle olursa husumet kalır mı? Düşmanlık ortada devam eder mi? Vermeyene vermiş olsak o insanların kalbini de kazanırız. Eyvallah. Ahlak, ahlakın imanla ilişkisini değişik ayetlerle de ifade edebiliriz. Kur'an'da nice ahlaki öğütler Allah'tan korkmayla, takva ile bağlantılı oluşturulmuştur. Dolayısıyla iman eden kimse bunu ahlakına da yansıtır. Ahlakına da yansıtır. Ahlakına yansıtmayan insanın iman iddiasında samimi olduğunu ifade etmek çok zordur. İslamsız insanlık bile olmaz. İnsanlık olmadan ahlak olmaz. Allah inancı, Allah korkusu yoksa ahlak da yoktur. Allah'tan bağımsız ahlak olmaz. Olsa olsa etik olur. Ne dediği belli olmayan, ne olduğu, ne içerdiği belli olmayan etik olur. Evet, insan heva putuna tatmin için her istediğini yapmak istiyor. Dur denilmesine karşı çıkıyor. Kimseyi kendine karıştırtmak istemiyor. Özgür olduğunu iddia eden insan. Bu özgürlüktür doğru ama hayvani özgürlük. İnsanın kendisine hiçbir güç tarafından müdahale edilmesini, karışılmasını istememesi. Müslümanlar, dava adamı geçinenler bile nice ahlaki zaaflar içerisinde veya onlar da belirli oranda özgürlüğün olumsuz içeriğiyle içselleştirmiş durumda. Müslümanlar güzel örnek olsalar ahlaki noktada hem davalarını çok kolay anlatırlardı, başkalarını çok rahat ikna ederlerdi, hem de yeryüzünün ıslahı, imarı çok daha kolay olurdu. Koca koca ülkeler, yani dünyanın Müslüman nüfusu bakımından en ön sıralarda yer alan Malezya, Endonezya gibi ülkeler hiç silah yapılmadan mümin oldular, imana geldiler. Oralarda tüccarlar aile hayatı yaşarlarken oralardan biriyle evlenmiş veya kendi hanımlarını oraya getirmiş durumda. Ahlaklarının güzelliği ile çevrede gıpta edilecek duruma geldiler ve onları göre göre insanlar iman ettiler. Ama Türk işçilerini göre göre Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da oralı insanların hiç iman ettiğine şahit olmuyor. Çünkü ahlaki güzellikler çoktan kayboldu. Allah'a teslim olmayan, Kur'an'ı yaşamayan kimse güzel ahlaklı olamaz dedik. Fıtratın vahiyle buluşması gerekir ki güzel ahlak ortaya çıksın. İnsan başkalarına kendisini güzel ahlak vesilesiyle sevdirir. Ahlakı güzel olan Allah tarafından da sevilir, diğer insanlar tarafından da. Kur'an'da imanla, tevhidle ilgili hususların
öncelik taşıdığını ve ilk ayetlerde o imanla beraber ahlakın da aynı doğrultuda gittiğini söyledim. Yani İslam ilk günlerinden itibaren ahlakın üzerine, tevhidin üzerine dayandığı gibi ahlakın üzerine dayanmıştı. Bazı kafirlerin, bazı müşriklerin ahlakı nasıldı? Bazı Müslümanlardan daha güzeldi diyemeyiz. Muvahhidlerin ahlakı diğer kesimlerden daha kötü ise Allah'ın azabı yakındır. Yani şöyle demem gerekiyordu, düzelteyim biraz daha. Kafirlerin ahlakı Müslümanların ahlakından daha güzel olamaz. Ama Müslümanlar ahlaken öyle dejenereye düşmüş olabilirler ki, Müslümanların ahlakı kafirlerin ahlakından bazen daha alt seviyeye düşmüş olabilir. İşte o zaman dünya tersine dönmüş gibi olur. İman ve ahlak üzere inşa edilen İslam esasları uygulama dışına çıkartılmış ve İslam'ın ahlakıyla eşdeğerde olmayan diğer dinlerin ve ideolojilerin bağlılarının ahlakı fıtri ahlak olarak bile olsa Müslümanlardan daha olumlu gibi gözüküyorsa, ki bu böyle olması aslında mümkün değildir. Bu müminlerin ahlaki ilkelerini yok saymasıyla alakalıdır. O zaman kıyametin beklenmesi yakın olur. Aslında ahlak bir bütündür. Şimdi kafirlerin bir iki ahlaki özelliklerine bakarak onları toptan güzel ahlaklı saymak yanlış olur. Veya Müslümanların bazı birkaç ahlaki konulardaki zaaflarından yola çıkarak onların kafirlerden daha ahlaki düşüklükte olduğunu iddia etmek de çoğu zaman doğru olmayabilir. Bazı konularda güzel ahlaklı, bazı konularda çirkin ahlaklı olunmaz aslında. Yani o kimse güzel ahlak konusunda miş gibi yapıyor demektir. Yani ahlak bir bütündür. Söz gelimi hırsız. Hırsızlık bir ahlaki problemdir. Hırsızın ahlakı güzel mi diye değerlendirmeyiz. Ya bu hırsız yalan söylemeyen bir hırsız. Bu hırsız hırsız ama namazını kılan bir hırsız. Bu hırsız şu 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 yönleriyle güzel ahlaklı hırsız demeyiz. Hırsızsa diğer ahlakını önemsemeyiz bile. O güzel ahlaklı sayılmaz. O hırsızlık yaptığı için. İşte kafirler de aslında öyle. İman etmeyenin nice ahlaki problemleri vardır. Allah'a karşı verdiği sözde durmayan insan, insanlara verdiği sözde ne kadar durabilir? O yüzden onlar kamil anlamda ahlaklı, güzel ahlaklı değildirler. Evet, ihsan aslında dinin üç esasından biridir. İman, İslam ve ihsan. Dolayısıyla ihsan nedir? Allah'a karşı en te'budallâhe ke'enneke terâh fe illem tekün terâhu fe innehu yarâke. Allah'ı görür gibi kulluk yapman, ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor. İhsan, yaptığımız davranışları, huyları, amelleri güzel biçimde yapmak. Güzellik sergilemek demektir. En güzel şekilde nasıl yapılacaksa bir iş, öyle yapmak. Yani söz söylüyorsak en güzeliyle konuşmak. Bir şey veriyorsak en güzel şekilde vermek. Bir sunum yapıyorsak en güzel şekilde sunmak gibi. Buna ihsan deriz. İhsan, güzel davranmak, güzel sözle söylemek, ne yapıyorsa güzel yapmak anlamında ahlakın müteradifidir, yakın anlamlı, eş anlamlısıdır. Din işte İslam, iman ve ihsandan oluşur. İslam'ımızı ve imanımızı ihsan bilinciyle en güzel şekilde icra edersek, o zaman Allah'ın rızasına daha kesin olarak uymuş oluruz. Duyguları yok saymak, bilinçsizce duyguları bastırmak doğru değildir. İslam, ahlaki duyguları sınırlandırır, kontrol altına aldırır ve onları
güzel hedefe, güzel istikamete yönlendirir. İnsan iradesiyle kendisini frenlemesini bilir. Duygularımız, bunlar öldürülmesi mümkün olmayan, yok edilmesi mümkün olmayan hususlardır. Ve Allah insana zulmetmek için değil, tam tersine insana nimet verdiğini göstermek için duygularını vermiş. Bu duygular bir, hedefi güzel tayin edilmeli Allah'ın rızası istikametinde. İki, kendilerine sınır, ölçü konulmalı. Eğer bu iki özellik verilirse bütün duyguların ortaya koyduğu hususlar ibadete dönüşür. Hedefi güzel olacak, Allah rızası istikametinde, helal olan istikamet yönüyle ve ölçüsü de haddi aşmayan ölçüde olacak. Sınırsız özgürlük, ahlak kurallarından kurtulmak, insanı bir yönden sahte tanrılığa götürür, diğer yönden de alçaltıp hayvandan daha aşağı hale düşürür. Hayvanların da malum istediğini yapma özellikleri vardır. İstediği yere pisler, istediği yerde eşekse anırır. Hayvan özgürdür bu noktada ama insan öyle yapamaz. Bir toplumun içinde yaşayan İnsan her istediğini yapma özgürlüğüne sahip değildir. Her istediğini yapan istemediği şeylerle karşılaşır. Batı ahlaksızlığa rağmen nasıl ilerliyor ama onların ilerlemesi ilerleme midir? Ayrıca üzerinde durulması gerekir. Vaktimiz olursa ona temas etmeye çalışırız sonra. Allah'ın rahmetinden dolayı tümüyle kötü ahlaklılara Allah fırsat vermiyor. Ahlaklılar da bazı sınırları nasıl kabul ettikleri gibi ahlaksız ya da kötü ahlaklılar da kendilerine göre bir sınır, bir hudut çiziyorlar. Toptan her şeyi reddetmiyorlar veya tümüyle ahlaksızlıklarını topluma hakim kılmaya kalkmıyorlar. Evet. Kur'an'ın hükümleri ahlaki müeyyidelerden çok sonra geldi. Tevhid ve onunla beraber ahlaki görevler İslam'ın her döneminde insanları ne yapıyordu? Kuşatıyordu. Allah Resulüne de Kalem suresinde ifade edildiği gibi sen muhteşem bir ahlak üzeresin denildi. Kur'an'ın sadece metni tebliğ edilmedi. Kur'an hayata nasıl geçirilecek? İşte Resul'ün şahsiyetinde, onun yaşayışında güzel ahlaki umdeler olarak, örneklik olarak Kur'an Resul'ün şahsında canlanmış oldu, hayata geçirilmiş oldu. Teoride kalan bir ahlak bilgisi, kültürü değil, Resulullah'ta modelleşen pratik bir ahlak. Güzel bir yemeği pis bir garson sunmuş olsa, başımıza çarpar gibi, üzerimize yemekleri sıçratarak, masaya olanca gücüyle tabağı atar gibi koysa ve asık suratıyla bize kötü muamele yapsa, yemek kaliteli bile olsa iştahımız ne kadar olur? İşte ahlakı güzel olmayan insanlar, dini başkalarına sunduğu, davet ve tebliğ yaptıkları zaman pis bir garsonun oluşturacağı hava gibi bir havaya sebep olurlar. O yüzden sevilmeyen, ahlakı güzel olmayan kimsenin daveti, tebliği de fayda getirmez, başarılı olmaz. Peygamberlerimiz bütünüyle el-emin insanlardı. İnni leküm rasulün emin. Ben size emin, güvenilir bir rasulüm diyordu. Değişik peygamberler ortak söz olarak Kur'an'ın haber verdiği gibi. Evet, gençlik dönemlerinde de ahlaklıydılar. İftiralar, hakaretler edilse de kendilerine, onlar hiçbir zaman ahlaksız diye damga vurulmadı. Yalancı denilmedi hiçbir peygambere mesela. Ahlaki bir zaafla yaftalanmadı. İslam'ı etkisizleştirmenin yolu Müslümanları ahlaksızlaştırmaktan geçiyor ve maalesef bunda da başarılı oldular. Televizyonlarıyla, internetle, cep telefonuyla, kadınları açıp saçıp dışarıya salmakla, faiz belasını insanlara sarmakla, Allah'ın indirdiği hükümleri yasak edip kendi kafalarından çıkardıkları kanunları insanlara zorlamakla Müslümanların ahlakını ifsad ettiler.
Kur'an ahkamı tatbik edilmeyince, Batı örnek alınınca, okullarıyla, sokaklarıyla, gayri İslami hayat insanlara dayatılınca, gayri insani ve gayri İslami ahlaksızlıklar da ne yaptı? Her tarafı kuşattı. Ahlaklı insan aslında mıknatıs gibidir. Kendisinde demir cevheri olan bütün maddeleri kendisine çeker. Yani insani özelliği, fıtri özelliği kaybolmamış insanlar, güzel ahlaklı insanların yanına koşarlar bir nevi. Onların cazibesi alanına girerler. Günümüzde okullardaki ahlak dersi göstermelik bir derstir. Aslında ahlakın dersi bile verilmemektedir. Ahlak bilgisi veriliyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Ahlakın kendisi değil, uygulaması değil, sadece bilgisi verilmekle yetinilecek. Onun da içine Kur'an ahlakı dışında medeni ahlak vesaire diye gayri İslami unsurların da hakla batılın karıştırılması şeklinde karıştırılarak verildiğini ve okullarda hele kız erkek öğrencilerin aynı sınıfta, aynı atmosferde okuyarak ahlaklarının nasıl dejenere edildiğini tahmin ediyor veya biliyorsunuz. Yani cahiliye döneminde nasıl ahlaki erdemlerin pek öne çıktığı söylenemezse, bugünkü cahiliye döneminde de benzer durum oluyor. Batılıların ahlakı filan deniliyor. Müslümanların bazısı daha fazla ahlaksız olsa da Batılıları tümüyle ahlaklı görmek mümkün değildir dedim demin. Çünkü Allah'tan korkmayan, gerçekten iman etmeyen kimselerin ahlaki güzellikleri ne kadar olabilir? Yani bizi Müslüman olarak frenleyen, ahlaksızlık yapmamıza engel olan şey aslında Allah korkusudur. Hesap günüdür. İslami emir ve yasakların durumudur. Yani onlar olmasaydı bizi kim frenlerdi? Bizi ahlaki problemlere yönelirken kim elimizden tutar, bizi haddi aşmamaya yöneltirdi? Allah'tan korkmayan kimse için peygamberlerden beri gelen bir söz vardır diyor Resul-i Ekrem. İn lem testahyi fef'al ma şi'te. Eğer utanmıyorsan, Allah'tan ve insanlardan haya etmiyorsan dilediğini yap. Polisle suçluları, ahlaksızları ıslah edemezsiniz. Polise de başka bir polis gerekir. Polisle anlaşır, yine yaparlar. Kalpteki Allah korkusudur esas polis. Dolayısıyla onu oraya yerleştiremediğimiz müddetçe suçların da ahlaksızlıkların da önünü alamazsınız. Hele günümüzde insanlar öylesine ahlaki müeyyidelerden soyuldu ki 3 yaşındaki bebeğe de 70 yaşındaki nineye de cinsel gözle bakıp saldırabiliyorlar. Yakın akrabalarını, eşlerini kıtır kıtır bıçakla vesaireyle kesip doğrayabiliyorlar. Yani güven duyulacak bir ortam kalmadı. Niye? İnsanların Allah'la mesafesi arttı. Allah'ı tümüyle merkeze alıp bütün onun kurallarını yerine getirmeye çalışan insanlarımız çok çok azaldı. Ahlaksızlık, günah her yerde öyledir. Yani bir ülkenin darül harp olması, darül İslam olması, ahlaki kuralların yerine getirilip getirilmemesine sebep olmaz. Hırsızlık hırsızlıktır. İster İslam ülkesi olsun, ister İslam ülkesi olmasın bir yer. Orada caiz de bir yerde caiz değildir diyemezsiniz. Faiz her yerde haramdır, her yerde faiz yasağı vardır. Namazın her yerde farz olduğu gibi müminlere. Dolayısıyla ahlaksızlık, günah her yerde aynı durumdadır. Hırsızın davet ve tebliğini kim ciddiye alır mesela? Ve devletin malını çalmak da ister İslam devleti olsun, ister gayri İslami devleti olsun, diğer insanların malını çalmak gibidir. Ama kendi malını haksız yere almak istiyorsa o konuda direnir bir Müslüman. O ayrı bir konudur. Adam söz gelimi ahlaki müeyyidelerden uzaklaşmak istiyorsa bir kılıf bulabiliyor. Tekfir ediyor, onun malını ganimet kabul ediyor ve
bir Müslümanın malının üzerine bile ne yapabiliyor, konabiliyor. Neden dolayı? Bu tür yanlış fetvalardan dolayı işine de geliyor tabii. Güzel ahlak sayesinde insan devamlı nafile ibadet edenlerin seviyesine çıkar. Hadis rivayetlerinde verilen müjdeler gibi. Manevi dinamikleri maalesef önemsemez hale geldik. Ahlaki meseleleri yok sayıyoruz. Yeniden bu ahlak ve manevi özelliklere yeniden yapışmamız gerekiyor. Bid'atlerden uzak olmamız, hurafelerden uzak olmamız ama güzel ahlak üzere bulunmamız gerekiyor. Münafıkların alameti, hadislerdeki alametini bilirsiniz. Yalan söylemek, emanete ihanet etmek, söz verdiğinde sözünde durmamak. Bunlar hep ahlaki zaaflardır. Demek ki ahlaki problemler insanı münafıklığa götürüyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa o ya hayır söylesin veya sussun. Hadisini de hatırlayalım. Demek ki iman eden kimse ya hayırlı söz söyleyecek veya susacak. Şerli sözler, küfürlü sözler, kalp kırıcı sözler, tekfir edici sözler söylenmeyecek. Halkın ahlak anlayışı tabii nice terslikler içerir. Olumsuz, kötü ahlak özellikleri yoksa insanları ahlaklı sayarlar. Mesela damat adayına övgüler sunar dönürcüler. Bu damadın adayın içkisi yok, kumarı yok, işte yalanı dolanı yok, hile yapmasını bilmez vesaire. Peki neleri var? Anladık, içkisi yok, kumarı yok da. İçkisi ahlaksız sayılır da, içki içmek ahlaksızlık sayılır da, namazsızlık niye ahlaklılık kabul ediliyor? Namazı yoksa bu kimsenin içkisi var gibi ahlaki problemi var, niye kabul edilmiyor? Bazı kötülükleri yapmamak yetmez aslında. İyilikleri de, ahlaklı davranışları da yapmayan kimse de ahlaksızdır. Namaz kılmayan da ahlaksızdır. Allah'ın emrettiği kurallara uymayan kimse de aynen içki içer, kumar oynar gibi ahlaksızdır. Onu ifade etmiş olalım. Allah'a itaat etmeyen güzel ahlaklı olabilir mi? Olmaz. Caddenin kaldırımlarında bir kişi uzanmış, kafasından kan akıyor söz gelimi. Yardım etmemek ahlaksızlık değil mi? Sadece onu o hale getiren zalim kimse mi ahlaksızlık yaptı? Onu bir an önce hastaneye yetiştirme gayretinde olmayanlar da ahlaksızdır. Haram işleyen, şirkten sakınmayan, birini uyarmayan, ona davet götürmeyen, emri bil maruf yapmayan kimse de ahlaksızdır. Kötülükte, günahta yardımlaşmış oluyor. Bir kimsenin cehenneme gitmesine seyirci kalıyor kimse. O da ahlaksızdır, suçludan yanadır. Yaygın kötü davranışlar, alışılan kötülükler ahlaksızlık sayılmıyor maalesef. İsyan ahlakı, la bilinci, küfre, şirke, nifaka tepki yoksa ahlak da yoktur. Halk bazen ahlaklı, sorumluluk bilincine sahip kişileri de suçlar. Halkın kınaması ölçü değildir. Bu toplum ahlaksızları kınadığı gibi bazen sorumluluk sahibi güzel insanları da suçlar. Peygamberimizi suçladığı gibi cahiliye toplumunun. Ayı toplumun yargıladığı, suçladığı bir durumdur. Ama unutmayalım, ayıptan daha önemlisi haramdır. Haramdan daha önemlisi şirk veya küfürdür. Bunlar toplum için önemli değilse bile biz her şeyden önce şirki ve küfrü, sonra haramları ne yaparız? Üzerimizden kaldırmaya, silmeye çalışırız. Sonra da İslami ölçülere ters düşen halkın ayıp dediği hususlara da tedbir alırız. Bazı örf ve adetlerin kendisi yanlıştır, kendisi ahlaksızlıktır. Ama toplum bunları terk edince ahlaksız sayar. Töre denilen hususlar, bazı örfler, adetler, uygulamalar İslam'ın tasvip etmediği ölçüsüzlük içindedir. Atalar dini der Kur'an-ı Kerim buna. Kafirlerin küfrüne sebep olan önemli bir etkendir.
atalar dinini terk etmek gerekiyor. Türkiye'de iki tane atalar dini var. Bir örf adet anlamında eski atalarımızdan gelen yanlışlıkların uygulanması. İkincisi de Türk'ün atası diye kabul edilen, aslında hiç de doğru bir söz değil, o kimselerin ahlakını da kuşanmak, atalar dini gibi ayrı bir dinin kurallarına girmek demektir. Ölçümüz Kur'an ahlakıdır, Resul'ün uyguladığı ahlaktır. Bu ahlak iman olmadan kişide yerleşmez. İman etmeyen, imanına şirk karıştıran kimse, bir iki güzel huyu olsa da, bazı fıtri birkaç şeyi yaşasa da, bütüncül anlamında mükemmel bir ahlaka sahip olamaz. Olması için iman etmesi, Kur'an'ı ölçü alması lazım. Halk biraz Hristiyan ahlakını yüceltir. Söz gelimi, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek imiş. Ne demekse, ne demek şu? Döven bir kimseye elin yokmuş gibi davranacaksın. Onu dövmeye kalkmayacaksın. Yani bir yüzüne tokat vuruyorlarsa öteki yüzünü de çevir. Bu Hristiyan ahlakı ama Hristiyanlığa da sonradan katılmış, tahrif edilmiş, dejenere edilmiş bir ahlak. Bir yüzüne tokat vuruyorlar, sen diğer yüzünü çeviriyorsun. Tam emperyalistlerin, zalimlerin istediği bir tip oluyorsun. Zulme karşı çıkmaz, sabret. Sabır bu değildir, bu zillettir. Böyle bir ahlak ne İslam'da, İslam'ın o günkü şekli olan Hristiyanlık'ta esas olarak vardır. Karşılık vermek esas güzel olan ahlak güzelliği değildir. Bazen karşılığı vermemek, onun hak ettiği cezayı vermeyip affetmek daha güzel ahlaktır. Yani kötülüğe kötülükle değil, iyilikle karşı vermek. Veya kötüyle ilişkiyi hemen kesmek yerine onu ıslah edecek şekilde müsamahayla davranmak. Dolayısıyla örnek olmak ahlak noktasında buna çok büyük ihtiyacımız var. Allah Resulü böyle bir örnekti. O peygamberlik öncesinde de sonrasında daha muazzam şekilde toplumların örneğiydi. Bizim de onun izinden gitmemiz gerekiyor. Doktor olması gerekenler bugün hasta rolü oynuyor. Güzel ahlaklı olması gerekenlere ahlak dersi vermemiz icap ediyor. Evet. Halk bizim inancımıza vesairemize değil, önce ahlakımıza bakar. Ahlakımız güzel değilse, ağzımızdan neler dökülürse dökülsün pek önemsenmez. Aslında bu herkes için geçerlidir. Söz gelimi güzel ahlaklı olmayandan biz de ne kadar olumlu etkilenebiliriz. Yani söz gelimi müsamahanıza sığınayım. Mine etekli bir kadın tefsir dersi vermeye kalksa ondan bu tür ders almak ister miyiz? Bilgili de olsa. Dolayısıyla ahlaki durumlar kişiden istifade edilmek veya ona hüküm verilmesi, yargıda bulunulması açısından birinci derecede önemlidir. Randevulara yeterince uymuyoruz söz gelimi. Düğünler, toplantılar, dersler saatinde başlamıyor. Başlanılsa saatinde herkes katılım yapmıyor. Bunlar ciddi bir ahlaki zaaftır. Toplantılara geç başlanılınca, geç kalanlara ödül, zamanında gelenlere ceza verilmiş oluyor. Adaletsizlik ve zaman israfına sebep olunmuş oluyor. Ve meclislerde ahlaki zaaflarımız çokça oluyor. Özellikle Facebook gibi sosyal medya hesaplarında kişiler, hele takma isimler de kullanıyorsa, çok kabalaşıyor, hakaretler, tekfirler, insani olmayan sürtüşmeler, şey yarıştırmaları gırla gidiyor. Eleştiriler insanı geliştirir, güzeldir ama eleştiri değil, daha çok suçlamalar yapılıyor, hakaretler ediliyor günümüzde. Özellikle sosyal medyada. Yapıcı değil yıkıcı tavırlar, kibarlık değil kabalıklar, tebliğ değil tahkirler ve yalan söyleyen bir dil. Dolayısıyla sadece sosyal medyada değil,
günlük hayatta da edebe aykırı nice davranışlar, saygısız ve sevgisiz bir toplum oluştu. Bunlar insanların kaynaşmasına giden yolu tıkar, şeytanın önünü açar ve ciddi problemlere sebep olur. Ve insanımız iş ahlakı yönüyle, aile ahlakı yönüyle, toplum ahlakı yönüyle çok ciddi ne yaptı? Olumsuzluklar içine girdi. Ahlakı güzelleştirmenin yolu dedik, Kur'an'ı anlayıp yaşamaktır. Kur'an'ı yaşamadan ahlakı güzelleştirmek mümkün değildir. Kur'an'la uyuşmayan ahlak, tevhidi önemsemeyen ahlak, İslam ahlakı da değildir, güzel ahlak da değildir. Kafirleri hoş görmek, Müslümanları hor görmek gibi bir zaaf bir Müslüman için çok ciddi bir problemdir. Kafirlere karşı merhametli, Müslümanlara karşı şiddetli olmak, Kur'an'ın emrettiğinin tam tersine yönelmek. Kur'an'ı terk etmek, mehcur bırakmak, onu anlayamazsınız, ona dokunamazsınız demek, Kur'an'a karşı saygısızlık yapmaktır aslında. Ahirette hesap korkusu olmayanın, insanı olmayan kimseyi başka bir şey frenleyemez, ahlaki güzellik veremez. Hani şair de öyle demiş, ne irfandır ahlaka yükseklik veren ne vicdandır, fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır demiş Akif. Evet, Allah'a teslimiyet ve Resul'e tabi olmak ancak ahlakı güzelleştirmenin en önemli yoludur. Akla vahiy yön vermelidir. Akıl göze benzerse vahiy de nurdur, ışıktır. Göz ne kadar kuvvetli olursa olsun ışık kaynağı olmadan göremez. İşte akıl da ne kadar keskin ve sağlam olursa olsun kendisine yol gösteren bir nur, bir vahiy, ayetler olmadan doğru hükmedemez. Vicdan Kur'an'la aktif hale gelmelidir. İrade Allah'a teslimiyetle, Resul'ü örnek almakla terbiye edilmeli, kuvvetlenmelidir. Yanlış zühd anlayışı, dünyayı terk edip siyasetle, İslam'ın siyasetiyle ilgilenmemek, kimseye karşı çıkmamak, şekilsel, yüzeysel, temelsiz, şuursuz bir taklit içinde olmaktır. Böyle zühd, Hristiyanvari bir anlayıştır. Topluma müdahale eden aktif bir tavır İslam ahlakının önde gelen özellikleridir. Ahlak bir bütündür dedim. İslamsız insanlık, ahlaksız da insanlık olmaz. Evet sevgili arkadaşlar, ahlak konusunda belki biraz zihnimin dağınıklığı, rahatsızlığımın eseri olarak yönüyle tam derli toplu olmasa da ahlaki noktalarda bazı hatırlatmalarda bulunmaya çalıştım. İnşallah hepimiz ahlaki güzellikler noktasında Kur'an'ı hakikatleri kaçırmayız. Peygamberimizi, sünneti bu noktalarda örnek alırız. Ve ahlakımızla insanları kendimize sevgi duydururuz. Kendimizle birlikte dinimize sevgi duydurarak onları İslam ahlakı, İslam inancı, İslam kuralları üzerine yaşamaya davet etmiş oluruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İtikaf günleri geliyor, evlerinizdesiniz. Evlerinizde itikaf yapabilirsiniz. Pazartesi akşamından itibaren bir odanızı mescit kabul edin ve oralarda itikafla her çeşit ibadeti yapmaya gayret edin. Rabbim son diliminde olduğumuz Ramazan'ı hepimize hayırlara vesile kılsın. Ahlakımızı güzelleştirmeye inşallah bu Ramazan vesile olur. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Hepinize hayırlı akşamlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.